Herkese merhabalar. Yine bir karnabahar dönemi başladı. Karnabaharlarımızla geldi. Süper karnabaharlarımız. Evet, süper karnabaharlarımız geldi. Bu fideleri toprağımızla buluşturacağız. Şimdi az önce getirdik. Bunları suluyoruz. Sık sık sulamak lazım. Yoksa dayanmaz. Erdem'de hava hala çok sıcak. Onun için sulamamız lazım fideleri. Suyun şiddeti fidenin diplerini delmesin diye ucuna bez bağladım. İyice suluyoruz fideleri. Bu sene yine karnabahar fidemizi dikeceğiz inşallah. Yine 5000 adet fide siparişi verdik. Böyle hazır olarak geliyor, yetiştiriyorlar. 45 günde bu hale geliyor. Parmağını çek oğlum. Şimdi yeni geldiği için fideleri iyice suluyoruz. Hava çok sıcak hala. O yüzden canlı tutmak lazım. Bu sene yine fidelerimiz gayet güzel görünüyor. Hem de süper görünüyor. Bir tane sandıkta 384 fide var. Tek tek saydığımızda. Bir sandık 384 fide. Solmaması için sulamamız lazım. Süper karnabaharlarımız yenecek durumda. Güzel değil mi karnabahar fideleri? Evet. Bunu büyüyünce yiyeceğiz. Göktü. Şimdi dikeceğiz oğlum. Tamam. İnşallah. Hani kesmiştik ya büyük büyük olunca. Yine öyle büyük büyük olunca keseceğiz. Gökçe. Gel kızım. De şuradan çek bize götür. Nereden? Devam et. Şuraya geç. Fidelerin dibi kazılmasın diye çeşmenin ucuna bez bağlıyoruz. Genelde çorap bağlarlar. Kolay olsun diye. Fidelerimiz gayet güzel görünüyor. Bu fideler yaklaşık 45 gün yetiştirildi. Süper fidelerimiz. Büyüyünce yiyeceğiz. Evet. Süper fidelerimiz geldi değil mi Göktuğ? Evet. Bu sene yine inşallah karnabaharımız güzel yetişecek. Öyle umuyoruz. Pikapla geldiği için sallantıdan bazıların yerinden çıkmış. Gökçe çekil oradan kızım. Bu tarafa geç kızım Gökçe. Bu tarafa geç. Suya su gelmesin kızım. Çok iyi fideleğimiz. Büyünce yiyeceğiz. Gökçe yine kesecek misin bu sene? Ben kesmeyeceğim. Neden? Çünkü bıçak elimi keser. Sen taşırsın o zaman. Olur. Tamam. Sana günlüğünü veririz yine olur mu? Yemeğimi veririz. Tamam. Tamam mı? O zaman ben toplayayım o zaman. Olur mu? Olur. Sen toplamanın yemeğini ver. Tamam. Yine beraber toplayacağız. Anlaştık. Anlaştık.
Ama dedegilin de olması lazım, tamam mı? Tamam. Dedegil de çağıralım. Hadi baba konuşsana ya. Bu karnabahar fidelerimizin cinsi Casper cinsi. Yetiştiğinde gayet güzel, iri, parlak oluyor. Büyük oluyor. Gayet kaliteli bir cins. O yüzden bu sene yine Casper'ı verecektik. Geçen sene gayet memnun kaldık. Bir sıkıntı olmadı. Çok parlak, beyaz ve iri oluyor. O yüzden beğendik. Yani evlerine dikmek isteyen, evlerinin önüne bahçesine dikmek isteyenlere tavsiye ederim. Güzel bir cins. Fidelerimizi de göster Göktuğ, yakından göster. Daha olmadığı için gözükmüyor karnabaharlarımız. Fideler böyle olur Göktuğ, küçük olur. Bunlar büyüyecek, kocaman olacak. O yüzden görünmüyor çok küçük olduğundan. Gökçe fidelerimiz güzel mi kızım? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Baba. Baba. Efendim kızım. Abi de büyüdü. Okulda. Fidelerimizi iyice suluyoruz. Hiçbiri susuz kalmayacak şekilde. Yoksa bu sıcakta anında ölür. Baba. Anne baba. O yüzden iyice sulamamız lazım. Sıcakta soluyor. Ondan sonra da mecbur çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Evet. Vidalarımızı iyi bakmak lazım. Vidalarımızı yetiştiren şirketler var. Tohumdan yetiştiriyorlar. Hangi cins istersek. Tohumdan atıyorlar. Seralarda büyütüyorlar. Bu hale getiriyorlar. Dikim haline getiriyorlar. Büyütüyorlar. Yaklaşık 45 gün 50 gün sürüyor bu zaman. Tohumdan bu hale gelene kadar bir 45 gün geçiyor. Biz de ona göre fidelerimizin siparişini erken veriyoruz tabii. 2 ay öncesinden sipariş veriyoruz. Ona göre yetiştirip geliyorlar. Bu sene bayağı pahalandı. Onu söyleyeyim yani. Bilmiyorum nasıl, inşallah kurtarır. Bir tanesi neredeyse 2 lira oldu. Bir tane fidenin. Yani 1.90 kuruş dediler. Bu da 9.000 küsür lira yapıyor neredeyse. Bizim için büyük bir maliyet. İnşallah para eder. O kadar çok maliyet var ki. Gideri çok fazla. Bu işler hiç göründüğü gibi kolay değil yani. Kaç gündür yetiştiriyoruz. En sonunda koparmak için uğraşıyoruz. Evet oğlum, değil mi? Ne kadar zaman geçiyor, zor oluyor değil mi? Ama keseceğimiz zamanlar çok zaman geçmiyor. Çünkü yaptığımızda çok zaman geçmemişti. Kaç gün geçmişti, yapmıştık, bitirmiştik. Evet, azar azar kesiyoruz değil mi? Gökçe. Bazı fideler yerinden çıkmış. Baba, elimizde. Baba. Allanınca. Baba ellerimiz var. Fideleri şöyle zaten. Kökü de şu kadar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bayağı küçük.
Çok için küçükmüş için, fideleri. Görmesi çok kolay. Onun için iyi bir bakım gerekiyor. Fidelerin kökü çok küçük. Kendisi de küçük zaten. Gökçe kadar var herhalde bunlar. Gökçe gibi küçücük. Daha bebek. Gökçe'yi de göstereyim mi baba? Göster tabii ki. Gökçe gibi küçücük, aynı boyutları aynı gibi değil mi? Evet. Gökçe gibi minnacık. Baba, bir şeyler söyle. Sallanınca yerlerinden oynamış fideler. Baba. Bunu tutmak lazım. Sen bunu. Yani çok sert olması lazım, yoksa hemencik çıkıveriyor. Çek. Biraz yukarıya kalk, ayağı şuradan çek. Böyle beraber al bizi. Olur mu? Olur. Gökçe de gözüküyor. Herkes gözüküyor. Fideleri 2 gün boyunca sulayacağız. Ben 1 gün 2 gün bekletip öyle dikeceğim. Buranın havasına alışsın diye. Bugün pazartesi. Büyük ihtimal çarşamba dikeriz. Bunu da sabah akşam sulayacağız. Hem havasına alışmış olacak. Hem de büyümüş olacak. Evet. Çoğu yerinden oynamış. Ama baba tamir etti. Yani baba çıkmış olanları taktı geri yerine. Ama nereden çıktığını bulamadım. Boş bir yerden çıkmıştır. Bu boş bir yerden çıkmıştır. Çok boş bir yerden. Evet ama bulamadım. Şimdilik bu kadar. Bugün sulamamızı bitirdik. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.